Merhaba arkadaşlar, kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım, Jandarma Genel Komutanlığı'nın memur alımı başvuruları var. Açıktan atama yoluyla toplamda 32 memur alınacaktır. Birazdan hangi bölümlerde kaç puanla atama gerçekleştiriliyor ve hangi alanlardan mezun olmamız gerekiyor, bu noktalardan bahsedeceğiz. Öncesinde bu tür içeriklerden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Hangi bölümlerde kaç atama gerçekleştirilecek, bu konuyu ele alacağız. Daha sonra başvuru tarihlerine, başvuru yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, işlemlerimizi nereden gerçekleştireceğiz, bu konulardan bahsedeceğim. Genel anlamda şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 2020 KPSS puan türünde en az 60 puan almanız başvuru için yeterli olacaktır. Veterinerlik alanında 2 atama gerçekleştirilecek ve ilgili bölümden mezun olmanız gerekiyor arkadaşlar. Atandığınız zaman Nevşehir'de görev yapacaksınız. Avukatlık alanında 2 adet personel alımı gerçekleştirilecek. Bir atamamız Ankara'ya, diğer bir atamamız da Diyarbakır'a gerçekleştirilecek. Başvuru yapabilmek için ilgili bölümlerden mezun olmanız gerekiyor. Mühendislik alanında 1 adet atama gerçekleştirilecek. İstatistikçi alanında da 2 adet atamamız var. Toplamda 3 adet atama gerçekleştirilecek ve atanacağınız şehir Ankara olacak arkadaşlar. İlgili bölümlerden mezunsanız, yeterli puana sahipseniz başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Psikolog alımına baktığımız zaman 8 adet atamamız gerçekleştirilecek. Ankara'ya 2 adet, Antalya, Erzurum, Hatay, İzmir, Muğla ve Van'a birer adet atamamız gerçekleştirilecek. Uzman alımına baktığımız zaman 3 adet atamamız gerçekleştirilecek. Atandığınız şehir Ankara olacak. İlgili bölümlerden mezun olmanız başvuru için yeterli olacaktır. Uzmanlık alanında ikinci bir atamamız var. 6 adet atama gerçekleştirilecek ve atanacağınız şehir Ankara olarak belirlenmiş. İlgili bölümler burada yer almaktadır. Uzman alımı ile ilgili başvurumuz devam ediyor. Bilecik, Gümüşhane, Konya, Şırnak, Cizre ve Van'a birer adet uzman alımı gerçekleştirilecek. Üçüncü olarak uzman alımımız gerçekleştiriliyor. Toplamda 6 atama gerçekleştirilecek. Ankara, Erzurum, Mardin, Muğla, İzmir ve Şırnak illerine birer adet personel ataması gerçekleştirilecek. Hukuk lisans programlarından mezun olmanız gerekiyor. Diğer uzman alımımızda 1 adet gerçekleştirilecek. Atama Ankara'ya olacak. İlgili bölümler burada yer almaktadır. Ayrıca arkadaşlar, çevrenizde ilgili bölümlerden mezun olan arkadaşlarınız varsa ve yeterli puanı aldılarsa mutlaka bu videoyu onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Elimizden geldiğince bu süreçte birbirimize yardım edelim. Almış olduğumuz puanları bu şekilde değerlendirelim. Ortaöğretim alanında tahmil tahliye memuru alımı gerçekleştirilecek. 1 adet atamamız mevcut. Ankara iline atamanız gerçekleştirilecek. Herhangi bir bölüm şartı yok arkadaşlar. Sadece lise mezunu olmanız başvuru için yeterli olacaktır. 2020 yılı içerisinde kamu kurumlarının yapmış olduğu duyuruları sizlerle paylaşacağız. Halihazırda alım yapan kurumlar var arkadaşlar. İlgili videoları kanalımıza yüklemiştik. Açıklamalara kartları bırakacağım. Sizler de tıklayarak bilgi sahibi olabilirsiniz ve şartlar tutuyorsa da başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hangi bölümlerde kaç atama gerçekleştirilecek, bu konular üzerinde durduk. Başvurularımız ne zaman başlayacak? Hangi şartlara sahip olmamız gerekiyor? Bu konuları ele alalım. Arkadaşlarım, başvurularımız 28 Aralık tarihinde başlayacak. 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. Ayrıca başvuru linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Başvuru başladığı zaman ilgili linke tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bizler için önemli olan noktalardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Birinci noktamız, 18 yaşını tamamlamış olmanız gerekiyor. Çünkü yorumlara baktığım zaman bazı arkadaşlarımız 17 yaşında ya da liseden mezun olmamış, başvuru yapabilir miyim diye soruyor. Maalesef arkadaşlar, almış olduğunuz puanı kullanabilmeniz için mezun olmanız gerekiyor ve 18 yaşını tamamlamış olmanız gerekiyor. Diğer bir nokta, erkek adaylar için askerlikte ilgisinin bulunmaması gerekiyor arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteğiyle istifa ya da sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Burası da önemli bir noktadır. Parantez içerisinde belirtelim. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamanız gerekiyor. Ben üyeliğimi nereden sorgulayabilirim diye soran arkadaşlarımız varsa, E-Devlet sistemi üzerinden üye olduğunuz partileri görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca iptal etmek istediğinizde de aynı şekilde E-Devlet sisteminden üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. İlgili duyuruya başvuru yapabilmeniz için daha önce 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi görevlerde çalışıyor olmamanız gerekiyor. Diyelim ki sizler bir kurumda çalışıyorsunuz sözleşmeli memur olarak. Kurumunuzdan memnun değilsiniz, değiştirmek istiyorsunuz. İlgili duyuruya başvuracaksınız. Başvuru yapamıyorsunuz arkadaşlar. Başta da söylemiş olduğumuz gibi en az 60 puana sahip olmanız gerekiyor. Başvurularımızı ilgili link üzerinden gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Açıklamalara bırakacağım. Sizler de tıklayarak 28 Aralık tarihinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar başvuru yaparken dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi sadece bir ünvanda başvuru yapabiliyorsunuz. Mesela ben uzmanlık 1 alanına başvuru yaptım. Uzmanlık 3 alanına da başvuru yapmak istiyorum. Bu durumda başvurunuz geçersiz sayılır arkadaşlar. O nedenle tek bir ünvanda başvurunuzu gerçekleştirin. Başvuru zamanı geldi. İlgili linke tıkladım. Başvurumu gerçekleştireceğim. Profiliniz var arkadaşlar. Profilde kimlik bilgilerinizi gireceksiniz. Fotoğraf yüklemesi gerçekleştireceksiniz ve fotoğrafınızı yüklerken vesikalık olması gerekiyor. Adres bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi gireceksiniz. Eğitim bilgilerinizi yükleyeceksiniz. Diyelim ki elinizde diplomanız yok. E-Devlet sistemi üzerinden indirerek işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. İlgili video kanalımızda mevcut. Açıklamalara kartlara bırakacağım. Sizler de tıklayarak belgenizi oluşturabilirsiniz. KPSS sınav sonucunuzu yükleyeceksiniz. ÖSYM adı işlemleri sisteminden Ctrl-P diyerek çıktınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Erkek adaylar için askerlik durumunun girilmesi gerekmektedir. Boy kilo endeksini belirteceksiniz. Yaş düzeltmesi olan arkadaşlarımız belgeleri taranmış bir şekilde sisteme yükleyecekler. Belge tarama videosu kanalımızda mevcut. Açıklamalara kartlara bırakacağım. Mutlaka ilgili işlemleri yaparak bilgilerinizi kaydedin. Şehit gazi yakınlığı olan arkadaşlarımızın belgelerini aynı şekilde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Sisteme giriş yaptığınız zaman tüm bilgiler kademe kademe karşınıza çıkacak. Karşılaştığınız bir problem olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Başvurularımızı gerçekleştirdik. Daha sonra karşımıza okudum ve onaylıyorum butonu gelecek arkadaşlar. Devam et alanına tıklayacaksınız. Daha sonra tüm işlemleri yerine getirdiğiniz zaman sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirmiş olacaksınız. Başvurumu gerçekleştirdim. Görüntülemek istiyorum. İlgili alanlar karşınızda yer alacaktır. İlgili alanlara tıkladığınız zaman başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz. İlgili tarihler arasında da değişiklik yapabilirsiniz. Mülakat olacak mı diye soran arkadaşlarımız var. Evet arkadaşlar, mülakatlarımız gerçekleştirilecek. Sıralamalar en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak ve kontenjanın 10 katı kadar aday uygulamalı meslek bilgisi veya mülakat sınavına çağrılacaklar. Arkadaşlar ilgili adres burada yer almaktadır. Mutlaka bu adresi takip edin çünkü duyuru buradan yayınlanacak. Sizlere herhangi bir mesaj ya da mail yoluyla bilgi verilmeyecek. Sizler başvuru yapıyorsanız söylemiş olduğum gibi ilgili web sitesini mutlaka takip edin çünkü sonuçlar buradan yayınlanacak. Umarım her şey gönlünüzce olur. İstediğiniz alanlarda atamalarınız gerçekleştirir. Bizler de bu süreçte sizlerin yanında olmaya çalışırız. Kurumların duyuruları geldikçe sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak bildirimleri aktifleştirerek bu tür içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlarım.